Et tömətə əhə fiha təbillah bir rəhmetike ya erhamar rahimin <SARENCIO> Allah Allahu subhanallahu və hamdulullah hamdə süani hamdə süani Bismillahirrahmanirrahim və bihi nestain Sallallahu alayke ya veliyel asr edrikna Bizlərin bu dünyada yükümlülükləri var, məsuliyyətləri var. yapmamız gereken işler var ve asıl yaratılış hedefimizin insan olmamız gerektiği, insanı kamil olmak için yaratıldığımızı defalarca dile getirdik. Ve biz e, insanı kamil olabilmek için yani mükemmel bir insan olabilmemiz için sadece ruh boyutumuzu değil beden boyutumuzu da dikkate almalıyız. Çünkü ruh ile beden birbiriyle ilintili, bağlantılıdır. Bundan dolayı da Allah sadece bizlere günah konusunu belirtmemiştir. Sevap konusunu belirtmemiştir. Bunun yanı sıra bedenimizin bakımının da nasıl olması gerektiğini söylemiştir. Çünkü eğer doğru bakılmayan bir beden olursa bu ruhu da olumsuz etkileyecektir. Yani ruh ile beden arasında çok sıkı bir bağ vardır. Çok sıkı bir bağ vardır. Öyle ki bu bağ ölümden sonra dahi devam ediyor. Yani ruh bedenden irtibatı Kesbesinə rəğmen, koparmasına rəğmen ölümdən sonra bu bağ halən davam edər. Ona əlaqəsi davam edər. Öylə ki İslam dinində şu qural vardır. Birinin məzarı nə nəyin su dolduğu zaman, su altında qaldığı zaman və ya da birinin məzarı eee qeyrimüslümün məzarlığında olduğu zaman ve ta gayze müslümanın eee cenazesi Müslüman mezarlığına defnedildiği zaman eee deniliyor ki eee o müslümanın mezarı orada aziyat görüyor. Yani o müslüman orada işkencededir, aziyettedir. Yani artık beden olmamasına rağmen, pardon, artık ruh bedenle alakasını kesmesine rağmen koparmasına rağmen nasıl oluyor da artık ruh şey insan orada eziyette oluyor, işkence de oluyor. Evet, ruhun bedenle irtibatı var. Bir sevgisi var, bir muhabbeti var, bir bağı var. Ölümden sonra dahi kopmuyor. O diyor ki eğer kabre su dolmuşsa veya da baraj altında su altında kalacaksa denilmiştir ki o kabiri kazın, kabri cenazeyi oradan çıkartın. su basmayan yerə, su ulaşımayan bir yerə təkrar dəfn edilir. Və ya hatta qay müsəlmanın məzarı qeyri müsəlmunun məzarlığında olmasın. Cənazəsi orada olmasın. Məcburen oraya dəfn edilsə dahi imkan daxilində daha sonra çıxartılıb o müsəlmanın eee müsəlman məzarlığına dəfn edilməsi şartdır. Bundan burdan anlaşılan bunlardır ki bedenin ruhla bir alakası vardır. Dolayısıyla da beden bakımı doğru olmalıdır ee, ve bedenin bakımının yanlışlığı ruhu etkilemektedir. Hatta hayatı etkilemektedir. İnsanın yaşam tarzını etkilemektedir. Bizim kulluk vazifemizi, kulluk vazifesi ne demektir? Yani bu dünyada yaratılış amacımıza ulaşmamız için buna kulluk vazifesi denilir. Allah'ın yap dediklerini yapabilmemiz için, daha rahat yapabilmemiz için, Allah'ın yapma dediklerinden uzak, daha rahat uzak durabilmemiz için bizim beden e, sağlığına da önem vermemiz lazım. Hem de bu sağlığı kafamıza göre değil, Allah nasıl diyorsa ona göre yapmalıyız. Bizim dinimiz mükemmel bir dindir. Mükemmel din yani tam bir dindir. Hayatın her alanında görüş belirtmiştir. Hayatımızın her alanına müdahale etmiştir. Yatağa nasıl gireceğimizden tutun tuvalette ne yapacağımızdan yani nasıl e, oturacağımızdan kalkacağımızdan tutun nasıl yemek yiyip komşuyla nasıl irtibat olmamız gerektiğine kadar mezarlığa nasıl gireceğimize kadar ticarete ne yap ticarette ne yapmamız gerektiğine kadar hayatın her alanında ama her alanında din bize yol göstermiştir ve böyle yapın demiştir. Buna kamil bir din denilir. Kamil din işte böyle bir dindir. Hz. Ali aleyhisselamın bir harika bir hadisi var. Buyuruyor ki Bu ümmət, bu ümmət qeyri müsülmələrə bənzəmədikləri müddətcə hər zaman gözəllikdə olacaqlar, hayır üzərində olacaqlar, mükəmməl olacaqlar. Amma nə zaman ki yemələrində, içmələrində, giyinmələrində qeyri müsülmə bənzərlərsə, əcnəbiyə, yabanciyə bənzərlərsə, onları təqib edərlərsə bu ümmət ə e, alçaq olacaqdır. Bu bu millət xar olacaqdır. Yəni rəzil olacaqdır və əziləcəkdir. Hazreti Ali'nin sözüdür bu. Və zamanımıza la uyum içinde olan, mütabiq olan bir sözdür bu. Biraz diqqət edildiyinə görüləcəkdir bura. Şu anda İslam ümməti maalesef eee Rezil olmuş durumdadır. Maalesef küçük düşürülmüş durumdadır. Yani e, gayrimüslimler şu anda İslam'ı gözü dahi görmüyor. İstedikleri oyunu e, İslam'ın başına getirebiliyorlar. Rezil ediyorlar. Onları insan yerine dahi koymuyorlar. Binlerce Müslümanın Suriye'de Irak'ta ölmesi umurlarında değil. Ama iki tane insan eğer Avrupa'da ölürse dünyaya dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Ama Müslümanların ölmesi hiç önemli değil. Hatta ölmeleri için birbirlerine Müslümanların birbirini öldürme, öldürmesi için ellerinden geleni yapıp bunlara para veriyorlar, silah veriyorlar ve dışarıda da durup bunu seyrediyor şu anda Amerika ve Batı ülkeleri. Hazreti Ali'nin bu sözü çok önemlidir. Gerçekten çok önemlidir. Bunun sebebi Müslümanların Müslümanların gayri müslüme özenmesidir özenlenmesidir. Ne zaman ki gayri Müslüm yemesinde içme, Müslüman yemesinde içmesinde giyinmesinde hayatının her alanında gayri Müslüme özenmez ise o zaman Allah da bunlara izzet verecektir. Özellikle dış politikada bir cümleye dikkat etmek lazım. O da şudur ki, Allah Kur'an'da bize söylemiştir. Demiştir ki peygambere hitap ederek bize cümleyi söylüyor. Sen onların dinine uymadıkça sen onlara uymadıkça ondan sen onlar senden razı olmayacaktır. Yani senin onlarla ilişkinin eğer iyi olacaksa onlar şunu istiyor. Bize uy Bizim gibi yaşa dini kurallarından ayrıl, biz senden razı olalım. Bu dış politikada çok önemli bir e, cümledir. Müslümanın siyasetçilerin bu cümleye dikkat ederek siyasetlerini belirlemesi lazım. Eğer bu cümleye dikkat ederlerse görülecektir ki uygulamada görülecektir ki uzun etapta tabii ki. Çünkü zamanında çok tavizler verilmiştir. Bu işin düzelmesi için zaman gerekir. Uzun etapta görülecektir ki Müslüman izzet sahibi olacaktır. Hazreti Peygamber Efendimiz'in bir miraç olayı vardır biliyorsunuz. Miraç nedir? Miraç, peygamberin gökyüzüne beden olarak yükselmesidir. Bir gece peygamberi Cebrail geldi, uykudan uyandırdı ve e, bedenini olay uzundur anlatmıyorum. Bedenini yani peygamber Efendimizin kendisini. Niye bedenini diyorum? Çünkü bazıları diyor ki bedeni burada kalmıştır, ruhunu gökyüzüne götürmüştür. Hayır. Bedeniyle beraber Peygamber Efendimizi gök çıkardı. Ve Allah alemlere götürdü onu. Yani yarattığı başka yerlere götürdü. İnsanın uğlaşamayacağı yerlere götürdü Peygamber Efendimizi. Ruhların yaşadığı yere götürdü, gelecek aləmə götürdü, cənnəti göstərdi, mələklərin yaşadığı yerə göstərdi və nicə yerlərə götürdü Peygamber Efendimizi. Buna Mehraç olayı denir. Mehraç yəni yüksəlmək. Hazreti Peygamber Mehraça getdiyində bir çox şeyi gördü və öyrəndi. Onu da geldikten sonra burada insanlara anlattı. Miraç'ta Peygamber Efendimizin gördüğü şeyler, duyduğu şeyler, öğrendiği şeyler adlı bir kitap vardır. Kalın da bir kitaptır. Bütün cümleleri, Allah'la konuşmaları, neler gördü, neler yaşadı hepsi Peygamber Efendimizin e, o hadiseler o kitapta yazar. O kitabın cümlelerinden biri budur ki yeme içme hususunda da Allah söz söylemiştir. Ey Ahmet Helal yediğin müddetçe benim korumamdasın. Helal yediğin müddetçe benim korumamdasın. Bu bizlere mesajdır aslında. Hazreti Resulullah ağzına bırakın haram yiyeceği, şüpheli yiyecek dahi değmemiştir. Ne de şüpheli yiyecek yani bir yiyecek vardır. Helal veyahutta haram olduğunu bilmiyorsun. Bu şüphelidir. Sizi birisi evine davet etti. ve siz şüpheleniyorsunuz bunun kazancından. Acaba helal mı kazanıyor, haram mı kazanıyor? Şüphelisiniz. Peygamber böyle bir yemeği dahi yememiştir. Yemem, yememizde hiçbir sakınca yoktur. Bir yemeğin haram olduğunu bilmediğimiz müddetçe, bilmediğimiz müddetçe onu yemenin hiçbir sakıncası yoktur. Allah bize bunu helal etmiştir. Filan şahıs beni çağırdı evine yemek yedirecek. Ben şüpheleniyorum acaba bu helal mı kazanmıştır haram mı? Allah'ın bize dediği budur. Rahatlıkla onu yiyebilirsin. Ne zaman ki haram kazandığını bilirsen o zaman yeme bu yemeğin haram olduğunu bilmediğin müddetçe onu yiyebilirsin. Ama peygamber şüpheli lokma dahi yememiştir. Buna rağmen neden Allah diyor ki ey peygamber helal yediğin müddetçe benim korumamdasın? Yani kızım sana diyorum gelinim sen işit, bunu Peygamber Efendimiz'e demesindeki maksat bizleriz. Eğer bizler kazancımızın helallığına dikkat edersek Allah bizi her türlü kötülükten, beladan koruyacağına dair söz veriyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yemek yemeden önce ellerinizi yıkayın. Çünkü bu fakirliği giderir. Fakirliği giderinin başka bir açılımı yani rızkınızı azaltır, fazlalaştırır. Yemekten önce elleri yıkamak rızkı çoğaltır, fakirliği de giderir. Yemekten sonra e, elleri yıkamak ise e, insanın gamını alır, derdini alır. İnsanın o bazen e, gusselenir ya, bazen üzülür ya, böyle kalbi dararır ya. Yemekten sonra el yıkama konusu insanın bu derdini, bu kalbinin daralmasını, bu gamlanmasını, hüznünü giderir. El yıkamanın böyle bir faydası vardır. Ve Hazreti Peygamber yine buyuruyor ki yemeği tek yememeye çalışın. Ailece Yemeğe çalışın. Toplulukta yani beraber yemeye çalışın. Sofrada beraber oturmaya çalışın. Hepiniz ayrı ayrı yerlerde, her biriniz ayrı yer, ayrı yerlerde oturmaya oturmayın. Genellikle yemek toplu şekilde yenilirse bereketi daha da fazla olur. Ve yemeği başladığınız zaman besmele deyin. Besmele Bismillah'ın kısaltılmışıdır. Besmele'ni de denildiği zaman yani Bismillahirrahmanirrahim manası budur. Euzu besmele yani Euzu billah mine şeytanın Besmele'nin manası budur. Besmele ile yemek yemeye başlayan insan eğer o yemekte bir zarar varsa besmele'nin yüzü suyu hürmetine Allah o zararı giderecektir. Besmele'nin böyle bir e, faydası vardır. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam buyuruyor: Mecbur kalmadığınız müddetçe imkan dahilinde ayakta yemek, yemeyin. yürüyerek yemek, yemeyin ki bunun bedene zararı vardır. Yürüyerek yemek yemenin hala zararı nedir? Geniştir. Bunun e, vücut mekanizmasıyla ve özellikle akciğerin hızlı çalışmasıyla bir alakası vardır. Odur ki bazen hani insan ayakta yemek yediği zaman e, öksürük fazla olur. Boğazda kalma olayı genelde fazla olur. Bunun tıbbi bir e, dayanağı vardır. Ondan dolayı ayakta yemeyin deniliyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki çarşıda pazarda yemek yemeyin. Buradaki maksat şudur. Yani insanların gözünün önünde geçiş yerlerinde yemeyin. Hani bazen Bak dükkanların önüne, lokantaların önüne masa sandalye atarlar ya. Orada insan milletin gözünün önünde, o da geçenlerin, kaldırımda geçenlerin gözünün önünde yemek yiyor. Bunun kadar berbat bir şey yoktur. Çok zararı vardır bunun, çok zararı. Zararlarından biri budur ki peygamberin söylediği insanı küçüldür, düşürdür, kişiliğini mahveder. Bu bir. İkinci olay, budur ki eğer bir insanın gözü nefsi o yemeğe düşerse o yemek sana zarar olarak dönecektir. İslam dininde bir durum vardır diyor ki bir insanın bağına bahçesine girip onun meyvesini alamazsın, yiyemezsin. Ama eğer ağaç yola sarkmışsa ve meyvesi varsa o meyveyi yiyebilirsin, o yol, yola sarkan meyveyi yiyebilirsin. Allah onu halka helal kılıyor. Sahibinden izin almaya da gerek yoktur. Çünkü yola sarkmıştır. Biz buna göz payı diyoruz. Allah bunu helal etmiştir. Örneğin e, sen bir bağ vardır, bağın yanından geçiyorsun. Ağaç bağın tam e, duvarının dibindedir ve dışarıya sarkmıştır meyvesi vardır. Yiyebilirsin, helaldir. Hiçbir sorunu yoktur. Ve din diyor ki, insanların özellikle gördüğü, yiyeceği meyveyi almayın. Örneğin kasayla elma bırakılmıştır, portakal bırakılmıştır dışarıya. Ve insanlar onu görüyor. Çok insanın gözü ona düşmüştür. Alma imkanı olmayan veyahut da alma imkanı olup da yiyemeyen Sağlık durumu el vermeyen veyahut da gözü düşmüştür, almamıştır. Ama gözü düşmüştür. Bize denilen budur ki insanların genelde gördüğü e, meyveyi alıp yemeyin, yiyeceği yemeyin. O arkadakilerden alın. Üzerindekinden değil de kasanın yani bir alt e, sırasındakini alın. Veyahut da içeride insanların görmediği meyveden alın. Zararı vardır Nefis düşmüştür, göz düşmüştür, orada bir sıkıntı vardır. Buna emin olabilirsiniz ve bunun sohbeti de geniştir. İnşallah uygun bir zamanda daha fark geniş açıklayabiliriz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanların gözün önünde yemek, yemeyin bu kişiliğinizi düşürecektir. yemeye üflemeyin, içmeye üflemeyin. Bunun iki manası vardır. Birincisi sağlık açısından zarar vardır. İnsan e, nefes aldığı zaman oksijen alır, dışarıya verdiği zaman karbondioksit verir. Böyle diyelim biraz daha. Yani zararlı vücudun e, zararlı şeyleri dışarıya nefes yolu yoluyla atılır. Ama e, üfürme bu ağızdan çıkan mikropların yiyeceğe bulaşmasına sebep olur. Bu işin tıbbi tarafı. Ee, söylenmek istenen şeylerden de biri budur ki yani üfürmeyin. Yani yemeği sıcak yemeyin. Yemeğiniz bir şekilde olsun ki sıcak olmasın. İçmeniz sıcak olmasın. Ee, bir cümle daha bu konuda diyeyim. Sıcak içecek, sıcak yemek sürekli olursa bu da insanda boğaz kanserine sebep olan şeylerden bir tanesidir. Orada tahriş yapıyor. Gittiği yere e, sıcak suyu elinize dökün. Nasıl bir kızarlık yapıyorsa içeride de aynı etki yapıyor. Ve o zamanla insanı kansere dönüştürebiliyor. Dolayısıyla da yemeği de içmeyi de sıcak yerine getirmeyin. Normal bir e, ılıman bir durumda olsun. E, çünkü sıcak yemek yemek bərəkəti də kaldırız. O yemeyin bərəkətini də alır, götürür. Bərəkət nədir? Bərəkət çox demək deyil. Bərəkət insana yetən deməkdir. Insana yetən deməkdir. Və əzəlliklə ünəyin musafiriniz gəldiyi zaman yemeyinizin azlığından korkuyorsanız o yemeyin üzərinə bir Bismillahir-Rahmanir-Rahim deyin üfləyin. İnşallah onun bərəkəti artacaqdır. Yəni o yemək insanlara yetecektir. Korkmayın. Eee, yeməkdə dua edin. Onun eee çox faydası vardır. Cənabət yemək yeməyin. Çünki bu fakirlik gətirir. Hazret Ali buyurur. Çünüp şəkildə yemək yeməyin. Və boğazın yeyəcəklər vardır. Tək yenildiyi zaman zəralıdır. Bunlardan bir tanəsi peynirdir və cəvizdir. Bunu diyor tek başına yemeyin. Peyniri yerken yanında mutlaka bir ceviz olsun. Örneğin sofrada kahvaltıda peynir yiyecekseniz bir ceviz içi de olsun ki ufak da olsa o ceviz içinden yiyin. Peynir tek başına zararlıdır. Zararlarından bir tanesini söyleyip geçeyim. O da zekayı azaltmasıdır. Ama e, cevizle beraber o çok faydalıdır. Cevizde Galiba şekil olarak beyine benziyor. Buradan da bir irtibat kurabiliriz. Ve e, İmam-ı Rıza Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Yatarak yemek yemeyin. Yatarak, uzanarak yemek yemeyin. Yattıktan, pardon yedikten sonra uzanın. Sırt üstü uzanın. Hadis şöyledir ki yemek yedikten sonra birkaç adım yürüyün. Daha sonra sırt üstü uzanıp Birkaç aşağı ayağınızı da sol ayağınızın üzerine atın. Birkaç dakika bu şekil dinlenin. O yeməyi daha kolay sindirmenizə səbəb olacaqdır. Yeməyin içindəki vitaminlərin daha gözəl vücudunuza dağılmasına səbəb olacaqdır. Assalamu alaykum və rahmetullahı və bərəkət.